Değerli hocalarım, sevgili misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Normalde rutin webinarlarımızla hep birlikte buluşuyoruz ama bugün özel bir programla sizlerleyiz. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle biz özel eğitim bölümüyle birlikte özel bir etkinlik düzenlemeyi planladık. Bu etkinlik kapsamında da alanda iki duayen hocamızı misafir etmek istedik. Onlar da bizi kırmadılar ve bu akşam bizimleler Profesör Doktor Birbirin Sucuoğlu ve Profesör Doktor Gönül Aksümete Hoca bizlerle Cumhuriyet'in 100. yılında özel eğitimde neredeyiz konulu bir konuşma, sohbet gerçekleştireceğiz bu akşam. Ben de teşekkür ediyorum katkıları için. Söz sizde hocam, buyurun. Ben de saygıdeğer hocalarıma öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Bu toplantı aslında hem bölüm hem merkezi olarak uzun süredir aklımızdaydı. Bölümümüze çok değerli katkıları olan, çok emekleri olan, bölümümüzün bugününe gelmesinde çok büyük emekleri olan iki değerli hocamızla birlikteyiz. Hem özel eğitim bölümünün tarihçesini biraz konuşalım. Hem hocalarımızı henüz onlarla çalışmamış olan genç arkadaşlarımızla tanıştıralım istedik. Onun için bu toplantıyı planladık. Kendileri de çok teşekkür ediyorum, kabul ettiler. Birlikteyiz. Ben şöyle planladık söyleşimizi. Bazı sorular hazırlamıştım ben. Sorular olmasa da hocalarıma yönelteceğim merak ettiğiniz konuları. Onlardan yanıtlamalarını rica edeceğim. Bu arada katılımcılarımız da aşağıda sohbet kısmında sorularınız varsa sorabilirsiniz hocalarımıza, bize. Keyifli bir sohbet olacağını biliyorum ben. Hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ve Cumhuriyetimizin de nice yüzyıllar görmesini temenni ediyorum bu vesileyle. Ümit ediyorum böyle kaç tane yüzyıl şey yaparız, görürüz. Biz görmesek de başkaları görür, Evet. Cumhuriyetimiz hep ayakta kalır. Saygıdeğer hocalarım, isterseniz Gönül Hocam sizle başlayalım. Öncelikle siz, sonra da Bülbin Hocamın kendinizi biraz tanıtmanızı istiyorum, rica ediyorum. Bunun için de isterseniz özel eğitim ile nasıl tanıştınız konusuna da yer verebilirsiniz. İkisini bir arada ya ayrı ayrı da yanıtlayabilirsiniz. Lütfen buyurun, söz sizde hocam. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Uzun süredir, gerçi geçen haftalarda Eskişehir'de görüştük. Ama böyle bir sohbet toplantısında bir araya gelmek de benim için heyecan verici oldu. Ben de Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyorum. Ve gerçekten daha umutlu, daha gençlerimizin özellikle daha coşkulu kutlamalarını istiyorum. Ama içinde olduğumuz tabii durumlar biraz bizi açıkçası üzüyor. Biz yine de coşkuyla kutlayalım diyorum. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden emekliyim ben. Hepinizin bildiği gibi. Muğla Yatağan'da doğdum. İlk ve ortaokul Yatağan'da okudum. Daha sonra Nevşehir Öğretmen Okulu'nu bitirdim. Gerçi Muğla'da başlamıştım ama kurayla bizi 10 kişi Muğla'dan Nevşehir'e gönderdiler. Okulu bitirdikten sonra 3 yıl köyde, 3 yıl ilçede görev yaptım. Öğretmenliğimin 7. yılında da bu Türk eğitim tarihine damgasını vurmuş o dönemde bir cumhuriyet kurumu olan Gazi Eğitim Enstitüsü'nün eğitim bölümünü, eski adıyla pedagoji bölümünü kazandım. Bu bölüme 5 ile 7 yıl arasında ilkokul öğretmenliği yapmış olanlar başvurabiliyordu. Eğitim bölümünün ders programını incelediğim zaman daha sonra kurulmuş olan Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin felsefe ve hedefleriyle örtüştüğünü ve programlarının da benzerlik taşıdığını gördüm. Bunu tabii fakültede çalışmaya başlayınca fark ettim daha çok. Eğitim bölümünde eğitim bilimleri üzerinde gelişmemi sağlayan pek çok değerli öğretmenlerimiz vardı. O dönemin çok çok tanınmış hocaları. Bunların içinde işte Orhan Çaplı, İhsan Öğüş, Celal Şentürk,
Cavit Binbaşıoğlu, Şevket Türk Yılmaz, Siral Ülkü, Zekiye Türkmen, Adalet Odyak gibi değerli hocalarımızdan eğitim aldım. Mithat Enç de vardı benden önce. O daha sonra ayrılmıştı. Sanırım o dönemde ODTÜ'ye geçti. ODTÜ'de rektörlük yaptı bir dönem Mithat Enç. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim zaten. Bu bölümü bitirenler ilk öğretim müfettişi ya da öğretmen okullarının meslek dersi öğretmeni oluyorlardı. Kura ile belirleniyordu. Ben o dönemde kuraya katılmadım. Şöyle bir gelişme oldu çünkü. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni bir yapılanma vardı. Bunu tabii sonradan öğrendik. Planlama, Araştırma ve Koordinasyon Dairesi kurulmuştu. Profesör Doktor Nurettin Fidan, belki tanırsınız Hacettepe'den kendisi. Amerika'dan o dönemde yeni gelmişti. Kurumun başkanı olarak atanmıştı. Okulu bitirmeme yakın enstitüye geldiler ve kendisinden o kurumda çalışmama ilişkin bir teklif aldım. Bunu değerlendirdim. PAK dairesi çünkü o dönemde MEP'in diğer kurumlarından çok farklı bir pozisyona sahipti. Farklı bir yapılanması vardı. O zamanlar mesela ÖSYM henüz kurulmamıştı. Tüm okulların, birimlerin, kurumların soruları orada hazırlanıyordu. Okullar daha sonra test geliştirme bürosu, rehberlik, ölçme değerlendirme bir takım testler geliştiriliyordu. Mesela ben ölçme değerlendirmede Süleyman Çetin Özoğlu'nu, Yıldız Kuzgun'u orada temel yetenek testini geliştirirlerken tanımıştım kendilerini. Kitap inceleme, yayın, okul kitaplarını incelenmesi gibi program geliştirme gibi birimler vardı. 1974'te rehberlik biriminde çalışmaya başladım. Rehberlik biliyorsunuz o dönemde çok çok yeni bir kavramdı. Bir takım rehber, psikolojik danışma rehberler yetiştirilmiş ama okullar ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Sınıflara sokuyorlar, boş derslere falan giriyordu. Ben rehberlik biriminde çalışmaya başlayınca okulları biz dolaşmaya başladık ve okullarda bu rehberlik biriminin faaliyetlerini ve neler yaptığını onlara anlatmaya çalıştık. Neler yapabildiğini. Ve o dönemde aynı zamanda ben Hacettepe Üniversitesi mezuniyet sonrası eğitim fakültesini devam etmeye başladım. Şanslıydım tabii o sırada. Orada da gerçekten alanın çok değerli hocaları vardı. Kendilerinden çok yararlandım. Hepsini saygıyla anlıyorum. Yüksek lisansa başladığım yıl yalnız program geliştirmede Halil Tekin danışmanımdı. Hacettepe Üniversitesi daha önce tıp fakültesinin oradaki M salonunda derslerini yaparken Beytepe'ye taşındı. Dersler akşam saatinde olduğu için ulaşımda zorlamaya başlamıştı beni. Bu dönemde özel eğitimle nasıl tanıştınız diye sordunuz galiba. Zaten ben Gazi Eğitim Enstitüsü'nde bir takım dersleri almıştım. Orhan Çaplı Hoca bütün özel eğitim derslerini vermişti. Kimisi seçmeliydi. Ben onları almıştım. Ancak ben öğrenciyken biraz önce dedim ya Mithat Enç ayrıldığı için ondan ders alamamıştım. Özel eğitimde ilk tanışmam böyle oldu. Çalışmaya daha sonra isterseniz bu kadar yeterliyse birbirine önce başlangıçta devredebilirim tanıtma faslını. Evet. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Ne kadar heyecan verici hocam. Eğitim alanına girişinizle devamı da kitaplarda isimlerini gördüğümüz hocaların hepsini tanıma şansınız olmuş. Eğitim bilimleri alanında. Çok hoş, çok etkileyici. Birbirine hocam. Siz biraz kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen? Sonra da özel eğitimle tanışıklığa geçeriz. Tabii evet. Ki ben de tanıtayım. Ben Gönül Hoca kadar uzun anlatmayacağım. Şöyle kısaca toparlayayım. Ben aslında 1980'li yıllarda ilk olarak Ankara Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak girmiştim.
Arada 4 yıl ara verdikten sonra 5 yıl 90'lı yıllarda tekrar girdim ve 30 yıl orada hizmet verdim. Şu anda da emekli öğretim üyesiyim. Daha sonra da Hacettepe'de 5 yılda öğretim üyeliği, okul öncesi öğretmenliği bölümünde yaptım. Ben öncelikle aslında Cumhuriyetimizin bu 100. yılı için beni davet etmenizden çok gurur duydum ama bir taraftan da ilk kez bir duayen ve yaşlı bir hoca sıfatıyla geldiğim için kendimi ilginç bir pozisyonda bulduğumu düşünüyorum. Ama doğru tabii. Yani 80'ler, 90'lar diyoruz. Daha bir sürü genç arkadaşımız o zaman doğmamıştı bile böyle düşünürsek eğer. Tabii yani 30-40 senedir bu alan içerisindeyiz. Her zaman çok zevk aldım açıkçası. Hem ders vermekten hem yaptığım işlerden son derece zevk aldım. Ve işte otizm spektrum bozukluğu, zihinsel yetersiz öğrenciler, anne baba eğitimi, öğretmen eğitimi gibi konular her zaman çok ilgimi çekti. Son yıllarda da özellikle erken çocukluk özel eğitimi ve bütünleştirme konularına çok fazla odaklanmıştım. Hala da ufak tefek şeyler yaptığımı söyleyebilirim. Ben Gönülce kadar tabii üniversitenin, Ankara Üniversitesi'nin sürecini bilmiyorum ama ben de Yahya Bey, Doğan Bey gibi, Ayşegül Hanım, Süleyman Bey gibi arkadaşlarla birlikte aynı bölümde oldum. Hareketli bir bölümdü aslında o zaman. Bir taraftan da yenilik, yeni bir alan, yeni bir heyecan vardı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, özel eğitimle tanışmam iki hoca sayesinde olmuştur. Bunlardan bir tanesi Necla Öner vardı psikoloji bölümünde. Ve bize özel eğitime giriş dersi verdi. Hacettepe Çocuk Gelişiminde okurken 3. sınıfta. İnanılmaz derecede zevkli bir ders olduğunu düşünüyorum. Bütün yetersizlik grupları çok uzun uzun anlatıldı. Çok iyi bir hocaydı Necla Öner. Ve alanı şöyle diyeyim, şimdi düşünüyorum, ön yargısız olarak tanıttı bize. Yani daha olumlu duygularla ya da zaman zaman tamamen tarafsız olarak tanıttı. Ama bana çok çarpıcı geldi. Yani bu kadar farklı özellikleri olan bireylerin olması, farklı eğitim yöntemlerinin olması ki onları hiç bilmiyorduk o zamanlar. Dördüncü sınıfa geçtiğimde de dördüncü sınıfta dediler ki her zaman lisans öğrencilerinin karşılaştığı bir sorunla karşılaştık. Ders yok alacak. Şimdi öğrenciler de bazen zor durumda kalıyorlar. Dediler ki Hacettepe Çocuk Ruh Sağlığı'nda Shirley Epir var. Ve Shirley Epir ilk kez bu sene dediler zihinsel yetersiz çocuklar diye bir ders açacak. Üç kişi yanlış hatırlamıyorsam psikoloji bölümünden bir de ben. Hastanede bize bu dersi verdi. Ve bana iyice ilginç geldi. İki türlü ilginçliği vardı dersin. Bir tanesi tercüme ediliyordu ders. Shirley Hanım İngilizce anlatıyor, birisi tercüme ediyordu. İkincisi de yani tam %100 hatırlamıyorum ama case'ler vardı sürekli olarak. Bana çok ilginç gelmişti. Sanırım dedim ben bu işi yapsam daha iyi olacak diye düşündüm. Fakat mezun olduktan sonra bir ay kadar bir anaokulunda çalıştım. Asla bana göre olmadığını gördüm. Yani öyle bir sistem içerisinde çalışmanın bana göre olmadığını gördüm. Daha sonra 1-2 yıl aktif olarak özel gereksinimli çocuklarda, zihinsel yetersiz çocuklarda çalıştım. Daha sonra Allah rahmet eylesin Doğan Çağlar bölüm başkanıydı yanlış hatırlamıyorsam ve bana dedi ki sen buraya gelmelisin. Sen bizim fakülteye gel dedi ve ben 1980 yılında Eylül ayında araştırma görevliği sınavına girdim. Ondan sonra da her şey çorap söküğü gibi devam etti ama yani bu alanda olmaktan her zaman çok memnun oldum. Çok yeni bir alandı. Birçok yeniliğin biraz sonra belki konuşacağız ama birçok yeniliğin nasıl başladığını dünyada ve Türkiye'de gözlemleme şansımız oldu ki bu çok heyecan verici bir şeydi. Dolayısıyla belki şöyle bitirmekte yarar var bu kısmı. Necla Öner'le başlayan, Shirley Epir'le devam eden, daha sonra Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde devam eden, sonra 4 yıl Amerika'da çalıştıktan sonra da ilerleyen yıllarda alanın içinde olmaktan hep çok zevk duydum ve çok heyecanla çalıştığımı söylüyorum. Ümit ediyorum benden sonra bizden sonraki gençler de aynı heyecanı duyarak çalışırlar. Bizim nesil bu işe çok fazla gönül vermişti diye düşünüyorum. Açıkçası. İstersen şimdilik bu kadar olsun.
Teşekkür ederiz hocam. Ben sizlerle birlikte çalışma şansını yakalamış nesilim. Onun için sizlerden öğrendiklerimiz vazgeçilmez bizim için. Teşekkür ederim. Sizlerin başlattığı yerden sürdürmeye çalışıyoruz çalışmaları ama sizlerin eserleriniz de bizim için her zaman yol gösterici. Çok teşekkür ediyoruz Teşekkür emeklerinize de. ederiz. Sağ olun hocam. Gönül hocam, hem özel eğitimle nasıl tanıştınız hem de belki onun arasında özel eğitimde çalışmaya nasıl karar verdiniz ona da yer verirken bir taraftan da yanlış bilmiyorsam Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi içinde özel eğitim bölümünün yapılanmasına da siz çok yakinen şahitlik ettiniz. Aynı Evet. zamanda idarecilik görevleriniz de oldu, dekanlığımızda yaptınız. O özel eğitim bölümünün kuruluşuna da biraz değinebilirseniz çok sevinirim. İki aşamalı olacak sanıyorum. Tamam. Evet. Biraz önce değindiğim gibi bu Hacettepe Üniversitesi'nde ulaşım zorlaşınca o sırada bir arkadaşım Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi özel eğitim bölümüne başvurmamı istedi. Ben de oraya başvurdum. Yüksek lisans sınavlara girdim işte ve orada çalışmaya başladım. Daha doğrusu dersleri almaya başladık 1978'de. Yüksek lisansa başladım. Aynı yıl çalıştığım Planlama Araştırma Koordinasyon Dairesi'ne Niyazi Karasar Hoca, araştırma tekniklerinden tanırsınız, genç arkadaşlarım tanımayabilirler. O bizim daireye geldi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Araştırmaları Merkezi kuruluş hazırlıkları içinde olduklarını belirtti. Ve aynı zamanda yüksek lisans da yaptığım için orada özel eğitim bölümünün temsilcisi olarak görev alıp alamayacağımı sordu. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü o tarihlerde 78'i hatırlarsanız 78, 79, 80 yani siyasi ortam çok gergindi. Öğrenci olayları çok artmıştı. Biz de Konya yolundayız. Binamız da orada. Teknik eğitim, gazi eğitim, bir sürü okullar var. Meslek liseleri var etrafımızda. MEP'in, Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde de çok karışıklıklar vardı. O nedenle PAK'ta, yani benim başladığım yapı değişmişti planlamada. Tayin terbiye çünkü bize taşınmıştı. Daha klasik bir yapıya dönüşmüştü. PAK'taki çalışanlar da başka yerlere gitmişlerdi. Ben de özel eğitim bölümüne geçmeyi bu nedenlerle kabul ettim. Her bölümden temsilci vardı. Yani program bölümünden, eğitimde psikolojik hizmetlerden Nur Koyuncu vardı, işte Hülya vardı. Aytaç Bey vardı araştırma merkezini kurduğumuzda. Bu merkezin amacı eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında araştırma projeleri oluşturmak idi. Ben de özel eğitim bölümünün temsilcisi olarak önce Yahya Hoca ile birlikte harekete geçtik ve özel eğitim araştırma ve uygulama birimini kurmak için hazırlıklara başladık. Hayatımda ilk kez yönerge hazırladım. Bu yönerge işte gözden geçirdik hocalarla, işte öğrencilerimiz, diğerleri hepimiz birlikte hareket ettik. Ve özel gereksinimi olan çocuk ve ailelerine nasıl hizmet verebiliriz bu birimde? Onu asıl düşünmeye başladık. Kurulların onayından sonra yönergemiz onaylandı ve oranın donanımı için destek arayışlarına girdik. Odyometre odası, gözlem odalarını oluşturduk, materyaller ve donanımları sağladık. Bölümde o dönemlerde öğretim elemanları ve öğrencilerimizin katılımlarıyla çok güzel çalışmalar da gerçekleştirildi.
Her öğretim elemanı, biraz önce Bülbül Hoca'nın da bahsettiği gibi, işte Ayşegül Hocalar, Mehmet Hocalar, o dönemde Süleymanlar, hepsi asistandı zaten. Herkesin bir çocukla çalışma, yani ilgi duyduğu, ilgi uzmanlaştığı alandaki çocuklarla çalışma durumu. Yani neredeyse bir çalışma zorunluluğu diyelim, hocalarımızın isteğiyle. Böylece uygulama deneyimlerimiz de artıyordu. Hem çocuklar hem aileleriyle birlikte çalışıyorduk. Hatta o tarihlerde şöyle bir gelişme oldu. 1982 sanırım. Öğretmen yetiştirme eğitim fakültelerine verildi. Biz henüz öğretmen yetiştirmiyorduk ama şöyle bir şey yaptılar. Özel eğitim bölümünü eğitimde psikolojik hizmetlerle birleştirdiler. EPH ile birleşmiş olduk böylece. Oradan da birimde çalışan çok kalabalık bir öğrenci grubu, gönüllü olarak geldiler. Birimde biz onlarla çok güzel araştırmalar yürüttük. Yani yüksek lisans tezimi bitirdim. İşte doktora tezimi orada hem ailelerle hem çocuklarla çalışarak yaptık. Ben daha çok bölümde Yahya hocamla çalıştım. İşte doçentlik, profesörlük çalışmalarını. Yalnız profesörlükte şöyle bir şey oldu. Bizde profesör olabilmek için, pardon, doçentlikte değil, doktorada, şimdi yanlış hatırlamıyorsam, doktorada birlikte çalışmaları yürüttük. Tam o sırada profesör olabilmek için başka üniversiteye geçmek durumundaydı hocalar. Yahya Bey Eskişehir'e gitmişti. Doğan Bey de Düzce'ye gitmişti. Mithat Enç Hoca zaten ayrılmıştı. Benim doktora tezim hem de özel eğitim yazmaz, özel eğitimde çalıştığım halde EPH yazar. Hem de danışmanım olarak Doğan Çağlar henüz ayrılmamıştı. Yahya Bey önce ayrılmıştı. Doğan Çağlar oldu. Diğer arkadaşlarımız zaten asistan oldukları için katılmamışlardı. Özel eğitim alanı nasıldı o dönemde diye baktığımız zaman, bir kere fakültenin kuruluş tarihi 1964. Özel eğitim bölümü ilk kuruluştan itibaren var fakültede. Bu da kimin katkılarıyla derseniz, Mithat Enç Hoca'nın katkılarıyla. Çünkü Mithat Enç Hoca, biliyorsunuz, belki de içinizden tanıyanlar da olmuş olabilir. Hukuk fakültesinde öğrenciyken, ikinci sınıftayken bir göz rahatsızlığı geçiriyor ve görmesini tamamen kaybediyor. Bunun üzerine hukuk fakültesinden ayrılıyor, Amerika'ya gidiyor. Amerika'da ruh sağlığı ve özel eğitim alanında işte yüksek lisans, doktora, lisans çalışmalarını yapıyor. Geliyor, Gazi Eğitim'e geliyor. Gazi Eğitim'de özel eğitim bölümünü kuruyor. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde. 2 dönem orada mezun veriyor ama daha sonra kapanıyor. Tam o dönemde işte Eğitim Bilimleri Fakültesi kurulmuştu 65'te ve özel eğitim bölümü var. Mithat Enç özel eğitim bölümünü mutlaka oradaki hazırlıkları oraya yürüttü ki kendisi fakülteye gelmişti. Hepinizin bildiği gibi Eğitim Bilimleri Fakültesi başlangıçta öğretmen yetiştirmiyordu. Özel eğitimciler yetiştiriyordu. Alanın ihtiyacı olan diğer alan işte program geliştirmeci, eğitim yöneticileri, müfettişler, dediğim gibi psikolojik hizmetleri yürüten kişiler, akademik yapılanma da bu şekilde oluşturulmuştu. Ancak 1997'den sonra öğretmen yetiştirme başladı bizde de. Yahya hocalar şöyle bir katkısı oldu özel eğitim bölümünün diğer bölümlere, diğer fakültelere diyebiliriz. Mesela Gazi'de özel eğitim bölümü kuruldu. Oraya bizim arkadaşlarımız gitti. Ayşegül Atamanlar oraya gittiler. Anadolu Üniversitesi'nde Yahya Bey kurdu. Oraya da daha sonra Süleyman Eribek gitti.
Mehmet Özyürek önce Gazi'ye sonra oraya geçti. Böylece biz yeni açılan bölümlere de destek vermiş olduk özel eğitim bölümü olarak. Bu üç hocanın neler yaptığına gelince gerçekten Türkiye'de özel eğitimin gelişmesi, özel eğitimin varlığı bu üç hocamıza bağlıdır. Çünkü onların döneminde şöyle tarihsel sürece baktığımız zaman 1950'lerden önce sadece bakım evleri niteliğinde kurumlar var. Özel gereksinimler için. Ancak 50'lerden sonra bazı faaliyetlerin başladığını görüyoruz. Yatılı okulların kurulduğunu. İşte 50'li yıllarda Mithat Enç Hoca Türkiye'ye döndü. Daha sonra da işte Yahya Hocalar, Doğan Hocalar döndüler. Yahya Hoca'nın, Doğan Hoca'nın şöyle bir özelliği de her ikisi de yüksek köy enstitüsü mezunuydu. Köy enstitülerini bitirmiş hocalardı. Bunlar bu okulların açılmasında çok büyük emekleri oldu. Yatılı okulların açılmasında, yasaların çıkmasında çok emekleri geçtiğini biliyorum. Yasal düzenlemelerin. Bir de derneklerin kurulmasında. Özel eğitimle ilgili derneklerin kurulmasında çok büyük hizmetleri olduğunu biliyorum. Ama daha sonra tabii öğretmen okulları açtık ama bu kez öğretmen ihtiyaçları çok arttı. Ama öğretmen yetiştirmiyoruz. Başka hiçbir yerde de öğretmen yetişmiyor. O zaman ne yapıldı? Sertifika programlarıyla öğretmen yetiştirmeye başlandı. Yani genel olarak baktığımız zaman Türkiye'deki özel eğitim gelişiminin diğer ülkelerdeki gelişimine paralel bir sıra izlediğini görüyorum ben. Diğer ülkeleri de incelediğimiz zaman gelişmeler 1950'lerden sonra olmuş. Bizde de öyle. Her şey 1950'lerden sonra başladı. Bütün gelişmeler. Tabii önce yatılı okullar, yani bu çocukların hasta olarak kabul edildiğini, hala dikkat ederseniz bazı aileler, bazı kişiler hasta olarak nitelendiriyor. Yani kendi çocuklarını bile işte otizm hastası, işte otizm hastası ya da ne bileyim işte işitme hastası falan gibi hitap ediyorlar. Bunlar da tabii okulların önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmasından da kaynaklanıyor. Yani Türkiye'deki okullar önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak açıldı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Evet. Başka söylemem gereken bir şey var mı acaba? Teşekkür ediyorum hocam. Aslında biraz bahsedebilirim. Sizi biraz dinlendirelim. Bülbül Hoca'yı bu konudaki görüşlerini tamam. alayım. Ondan sonra tekrar size döneceğim. Tamam. Çok çarpıcı tabii hocam. Sizin en son vurguladığınız gibi Sağlık Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na geçmesi özel gereksinim bireylere sunulan hizmetlerde çok önemli bir dönüm noktası. Yani bakımdan evet. eğitime geçiş çok çarpıcı. Onun dışında da ben bir kez söylemek isterim. Aslında Türkiye'deki özel eğitim bölümünün alt yapısı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yetişen akademik kadro sayesinde oluyor anladığım kadarıyla. Hep birlikte evet. aslında çok şanslı da bir çalışma Doğru. grubunuz da var. Öncülük yapan tüm hocalar aynı anda aynı fakültede bir arada çalışmış. Yani bu tabii senin de belirttiğin gibi Hatice Hoca senin de belirttiğin gibi eğitim işi olduğunun anlaşılmasını oluşturuyor. Yani bu düşünce tarzı bakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesi. Yani bu bir bakım işiyle sadece çözümlenemeyecek. Bunun bir eğitim olayı olduğu, eğitim durumu olduğu anlaşılıyor. O açıdan çok önemli. Evet, buyurun. Teşekkür ederim hocam. Bülent Hocam, siz ne söylemek istersiniz?
hem Ankara Üniversitesi özel eğitim bağlamında hem Türkiye'de işte kuruluşu özel eğitimin yaygınlaşması, akademik camia, yaşantılar. Buyurun lütfen. Evet. Aslında şöyle, Gönül Hoca bunları çok güzel özetledi en başından beri içinde olduğu için. Ama benim de gözümün önünden bütün yaşantılarımız bir film gibi geçti diyebilirim rahatlıkla. Çünkü ben 1981'de Ankara Üniversitesi'ne başladığım zaman bir taraftan doktora dersleri alırken bir taraftan da Gönül Hoca'nın bahsettiği merkezde uygulamalar yapıyorduk. Yani uygulama yapıyorduk ve her zaman yani ta ne zamana kadar diyelim çok uzun yıllar birçok gönüllü öğrenciyle doğru da çalıştık. Bunlar çok önemliydi bizim için. Ancak Evet. şöyle bir şey vardı diye düşünüyorum. Belki bir parça yani özel eğitim de nasıldı diye söylemek lazım burada. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Aldığımız bütün dersler, bütün özel gereksinimli bireyleri anlatıyordu doktora programında. Fakat hep ben şimdi düşünüyorum, daha ayrıştırmacı bakış açısıyla verildiğini düşünüyorum. Yani şöyle, çocukların hep özellikleri veriliyor ve normal gelişen çocuklardan da daha farklı oldukları vurgulanıyordu sürekli. Yani şu andakinden en büyük farkının ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz şimdi derslerde mesela ben çocukların benzerliklerinin tipik gelişen çocuklarla daha fazla olduğunu vurguluyorum. Yani hepimiz öyle yapıyoruz. Birincisi buydu. İkincisi tutumlara baktığınız zaman iki şey vardı. Evet, bakımdan eğitime geçilmişti. Eğitim çok önemliydi. Öğretmen yetiştirmek çok önemliydi. Ama çok yoğun bir ayrıştırmacı bakış açısı vardı. Şöyle ki tutumlar da olumsuzdu çok fazla. Toplumdaki olumsuz tutumların sonucunda da özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıfları vardı. Mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. Genç arkadaşlarıma çok ilginç gelecek. O zaman görevde olan bir bakan şöyle bir şey söylemişti. Benim hep defterlerimde de yer alan bir şeydir bu. Bizim dedi şu anda madem ki zihinsel yetersiz çocuklar toplumun daha doğrusu okul çağı çocuklarının %2'sini oluşturuyor. Biz onlarla uğraşmayalım, biz %98 ile uğraşalım dedi. Yani tamamen gözden çıkarılmış. Ve de bu bağlamda da özel eğitim okulları açılıyor. Dolayısıyla tutumlar olumsuz, daha olumsuz. Evet, eğitim yapmaya çalışıyoruz, öğretim yapmaya çalışıyoruz. Birimde ebeveynlerle çalışıyoruz, çocuklarla çalışıyoruz ama ben bile kendimi düşünüyorum. Şimdikine göre daha pesimist olduğunu düşünüyorum. Daha ayrı olduğunu düşünüyorum arkadaşlarından. Bu önemliydi. Bunun dışında şöyle bir şey daha vardı. Özel eğitim sınıflarına çok gidiyorduk biz stajlar için. Ve özel eğitim sınıflarında çok çarpıcı bir şey gözlemlemiştim o zamanki yaşlarımızda. Tamamen yoksul çocuklar vardı orada. Yani özel eğitim sınıfları, ilkokulların bünyesinde bulunan özel eğitim sınıflarında böyle bir ayrıştırma vardı. Mesela Kavaklıdere İlkokulu'nu hatırlıyorum, Kurtuluş İlkokulu'nu hatırlıyorum. Hep şöyle düşünürdüm çok gençken, niye burada sadece yoksul çocuklar yer alıyor? İşte çevresel faktörleri çok fazla demek ki göz önüne almıyorduk. Çocukların değerlendirilme süreçlerinde problemler vardı. Bu çok önemli bir şeydi. Onun dışında bir başka çarpıcı şey daha, benim o gençlik yıllarımda çok özel yeri olan, özel gereksinimli çocukların da kendilerinden beklentileri çok düşük. Çok, gerçekten çok düşüktü. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Ortopedik engelliler okulu, işte görme engelliler okulları vardı. Biz de o çocuklarla konuşuyorduk gittiğimiz zaman. Çocuklara diyorduk ki ne olacaksınız? Şöyle bir cevap verdiklerini hatırlıyorum. Biz zaten çok fazla bir şey olamayız ama belki masör oluruz, belki telefon ne deniyordu? PTT'de Memuru. çalışırız, telefona bakarız falan gibi. Ben de çok şaşırırdım. Yani bu neden bu çocuklar böyle düşünüyorlar? Çünkü bunlar akıllı çocuklar. Kolu olmayabilir, bacağı olmayabilir ama aklı başında çocuklar. Dolayısıyla ben şeyi düşünüyorum. Böyle sürekli olarak bir ayrıştırma eğilimindeymişiz hepimiz de. Onun dışında yine çok çarpıcı bir şey. Tanı koymada çok sınırlıklar olduğunu düşünüyorum. Bunu doktor arkadaşlarımız duyarsa çok kızacaklar bana ama mesela o zaman bize gelen çocukların, çalıştığımız çocuklardan
Şimdi Rett sendromu olduğunu düşündüğüm çocuklar var. Şimdi öğrenme güçlüğü olan çocuklar var. Bunların hepsi zihinsel yetersiz çocuklar adı altında ve bize hep mental retarde olarak geliyordu. Mesela bu da çok çarpıcı bir hadiseydi. Dolayısıyla hepsinden birden uğraşmaya çalışıyorsunuz, çalışmaya çalışıyorsunuz. Ama elinizde hani Amerikalıların tool dediği ne bir değerlendirme aracı, ne bir öğretim yöntemi. Üstelik de bir taraftan ayrı çocuklar, ayrı farklı çocuklar olduğunu düşünüyorsunuz. Yani biz de o zamanın gençleri olarak bayağı çelişkili zamanlar yaşadığımızı düşünüyorum. Ve ben çok uzun yıllar sonra Rett sendromunu öğrendikten sonra mesela kaç tane çocuğa çok yanlış davrandığımı bile hatırlıyorum. Çok çaba göstermemize rağmen. Tabii bu bağlamda başka bir şey daha vardı. Hani Gönül Hanım daha özel eğitimci olarak yetişmişti. Ben daha gelişimci olarak yetişmiştim. Dolayısıyla ben çocuklara gelişimsel bir bakış açısıyla bakıyordum. SALT. Yani çocuğun becerileri hangi gelişimsel aşamalarda? Ha ben oradan kalkıp devam edeyim diye düşünüyordum. Dolayısıyla bu da bizim çalışmalarımızı çok sınırlıyordu diye düşünüyorum. Yine o dönemde bütün bu Gönül Hoca'nın anlattığı süreçler devam ederken meslekler arasında da çok ciddi problemler vardı. Mesela ben şöyle hatırlıyorum. 80'li yıllarda hatta 80-90'a kadar filan fizik tedaviciler, özel eğitimciler, çocuk gelişimciler, ilkokul öğretmenleri bütün bunların hepsi özel gelişimli çocuklarla çalışabiliyorlardı. Yani şöyle diyeyim, mesleki yeterlikler konusunda çok net ayrımlar olmadığı için bütün bunların hepsi birden çalışıyordu. Mesela bir öğretmen hatırlıyorum, işitme yetersizliği olan çocuklarla çalışıyordu. Bir çocuk gelişimci hatırlıyorum, Down sendromlu çocuklarla çalışıyordu 80'li yıllarda. Bir başkası ben zihinsel yetersiz çocuklarla çalışıyordum. Dolayısıyla meslek grupları arasında da çok ciddi bir sıkıntı vardı. Yani roller ve sorumlulukların çok fazla net olmadığını düşünüyorum. Tabii buna iki şey daha ekleyeceğim. Sonra tekrar Gönül Hoca'ya söz verebiliriz. Onlardan bir tanesi çok sınırlı ders kitabı vardı. Mesela Doğan Çağlar Hoca'nın kitabı, Yahya Hoca'nın kitabı, işte ortopedik engelliler, işitme engelliler vesaire gibi kitaplar. Bu arada internet olmadığı için, yabancı dil bilen çok az olduğu için, uluslararası yayınlara ulaşma ki bu 90'lı yıllarda bile, evet. Hatice Hoca siz de hatırlarsınız onu, 90'lı yıllarda bile bu sıkıntı çok fazlaydı. Dolayısıyla yani o zamanki özel eğitimcileri ben şöyle görüyorum şimdiki bakış açımla, bir parça çaresizlik. Bir çarpıcı şey daha söylemek isterim. Böyle işte yavaş yavaş kaynaştırma lafları 90'lı yıllarda var. Ama işin en çarpıcısı, şimdi genç arkadaşlarım çok şaşıracaklar. Bir sabah uyandık, Milli Eğitim Bakanlığı kaynaştırma kararı almış. 83 yıl. Yani kaynaştırma nedir, nasıl yapılır? Böyle bir şey yok. Ama bundan sonra çocuklar kaynaştırılacaklar. Ve bir veli geldi bana dedi ki, ben dedi genç çocuğumu dedi Gazi Üniversitesi'nin müzik öğretmenliği gibi bir bölümüne sokmak istiyorum dedi. Şimdi ben kendimi değerlendiriyorum. Şöyle bir soru hemen aklıma geldi. Hazır mı ki oraya gitmeye? Şimdi olsa tabii hemen derim. Yani illa çocuğun hazır olması, tipik kaynaştırma tanımını hatırlatmakta yarar var. Yani o gittiği yere gitsin ve oraya uyum sağlasın. Halbuki gittiği yer ona uyum sağlasa çok daha kolay olacakmış işler. Dolayısıyla bu benim çok çarpıcı olarak gözlemlediğim bir şey bu kaynaştırma konusunda. Ve herkes çocuğunu genel eğitim okullarına, o zamanki adı normal okullara yollamaya çalışıyordu. Ama hep biz o alanda çalışan kişiler aman hazır mı öyle okullara gitmeye diye ben mesela birkaç veliyi de engellediğimi hatırlıyorum açıkçası. Bunun dışında son olarak söylemek istediğim şey o zamanla ilişkin, bir notlarımı bakayım. Araştırma neredeyse yok denecek kadar azdı. Yani ben Gönül Hoca'ya çok katılıyorum. Birimde çok fazla çalışma yapılıyor. Ama bir taraftan biz Niyazi Karasar Hoca'dan araştırma teknikleri derslerini alıyoruz. Ve benim için hayatımın en önemli derslerinden biriydi. Yani hayata bakış açımın değiştiğini düşünüyorum Niyazi Hoca'dan aldığım araştırma teknikleri dersiyle ve İlhan Akkun'dan aldığım istatistik dersiyle, yani dünyaya başka türlü baktığımı
hatırlıyorum. Tabii eğitim teknolojisi dersi var, Esin Onur'dan eğitim hukuku var. Bütün bunlar birleştiği zaman çok çabalıyorsunuz yeni bir şeyler öğrenmeye. Ama belki de hani dünya ile iletişim az olduğu için böyle kapana kısılmış gibi hissettiğim çok zaman olmuştur açıkçası. Şimdi otizm spektrum bozukluğu dediğimiz çocuklar söz konusu olduğu zaman ya da Rett, bir de bir şey daha söyleyeyim. Çok küçük çocuklar söz konusu olduğu zaman ben gelişimciydim. Buna rağmen ne kadar zorlandığımı, nasıl nereye doğru gideceğimi bilmediğimi çok iyi hatırlıyorum. Bu kadar uygulamalar yapılmasına rağmen de araştırmalar da çok azdı. Ve bir buna eklenecek bir şey de bizim de hani Yahya Bey, Doğan Bey işte onlar ellerinden geldiği kadar bizi yönlendiriyorlar ama uzman sayısı da çok azdı. Yani aklınıza geldiği zaman şu hocaya da bir şey sorayım dediğiniz uzman sayısı çok az. Var olan hocalarımız da tabii ki kendi konularında ellerinden geleni yapıyorlardı. Yani onların Gönül Hoca'nın dediği gibi özel eğitim alanına katkıları tartışılamaz. Bakayım başka bir şey var mıydı? Sanıyorum başka bir şey yoktu. Ha, son bir şey daha yazmışım ben not olarak. O da şu. Hep ben şöyle algılıyordum. Özel eğitim eşittir ilkokul çağı çocukları. Yani sanki çocuklar 7 yaşına gelir, okula giderler ve ilkokul çağı çocuklarla çalışırlar. Bu bağlamda da gelişimci olmama rağmen Küçük Adımlar Projesi beni çok farklı yönlere yönlendirdiğini de söylemem lazım. Yani bunun ayrı bir disiplin olduğunu görmek. Okuyorduk ama artık uluslararası Alanyazı'na ulaşıyorduk. Erken çocukluk özel eğitimi var. Ama bunu kendimin bizzat çocuklarla çalışarak görmesi de ben bir parça yani biraz sonra belki günümüzde nasıl konusunda buna tekrar döneriz ama yani o zamanki ilkokul çocuklarına odaklanmaktan küçük çocuklara odaklanmayı bir parça Türkiye'de Küçük Adımlar Projesi'yle başladığını söyleyebilirim kendi açımdan ama tabii herkes daha farklı yollardan bu konuda deneyim kazanmıştır diye düşünüyorum. Yani bir yandan Gönül Hoca'nın anlattığı süreç varken bir yandan da böyle bir alanın içindeydik biz. Dolayısıyla şimdi gençlerin çok şanslı olduğunu bir kere daha vurgulayarak sözü tekrar Gönül Hoca'ya bırakayım. Teşekkür ederiz hacım. O zamanki şeyi, ortamı, vasatı, konuları çok güzel anlattınız bize. Birazdan günümüzü ve geleceği de soracağım. O konudaki görüşlerinizi Pardon alacağım Hatice ama hocam sözü başka size bir bıraktım. soruya geçmeden Gülbin Hoca'yı Hocam zaten size efendim. hem yasalardan devam etmenizi hem de bu konudaki görüşlerinizi rica edeceğim. Sesiniz geliyor mu? Sanırım internetiniz Tamam. sıkıntılı Çok hocam. teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Şöyle Bülbül Hocam'ın konuşmalarından ben de eskilere gittim açıkçası. Unuttuğum bazı şeyleri söyledim. Şimdi o okullar açıldığı yerleri düşünürsek Ankara'da şehrin dışında Evet. aydınlık evler o zaman ulaşılamıyor. Aydınlık evlerde açıldı okullar. Etlik'te açıldı. Oraları gidip gelmek yani zaten okul öğrencilerimizi götürürken ancak tanıyoruz. Neden diye baktığımız zaman yani toplumdaki biraz önce Bülbül Hoca'nın bahsettiği gibi tutumlar çok önemli. Tutumlar çok olumsuz. Yani sağlıklı normal gelişim gösteren çocuk aileleri olsun. Bizim ailelerimiz de aynı şekilde bilgili değiller, farkında değiller, bilinçli değiller. Öyle olunca kamu kurumlarında çalışanlar, yani bir toplum olarak zaten bilinçli bir farkındalığımız yok yani. Biz bu çocukları işte şehir dışında, çünkü onlar toplumda yapamaz diye düşünüyoruz. Tamam, şeye geldik ama eğitilebilir diye düşünmeye başladık. Çünkü yurt dışından da gelişmeler öyle eğitilebiliyor bu çocuklar. Buna bakıyoruz ama İnterneti gitti herhalde Gönül Hoca'nın. sanırım hocam. Gönül hocam sesiniz bize ulaşmıyor. öyle. Görüntünüz yoktu.
kötüsü o dönemde. Belki ekran da kapandı Gönülcüm. Sen de okulda. Gönülce şey, hocam duyuyor musunuz bizi? Hemen şimdi Gönül internete hocam, bir bakmam lazım. Hocam siz isterseniz tekrar cep telefonundan da bağlanabilirsiniz. Eğer kablosuz kullanıyorsanız tamam, ona ben burada çalışacağım. Ben bu arada şey, siz bağlanıncaya kadar Bülbül hocamla devam edeyim. Olur mu hocam? Tamam, tamam, devam ettim. Tamam. Biz bekliyoruz. Olur, sizi olur hocam. Tabii ki. Bülbül hocam, o günleri söylediniz. Şimdi neredeyiz? Ne düşünüyorsunuz? Valla onları da şöyle yapmışım. Bir sıralama yaptım kendimce. Bu geçmiştekinden yola çıkarak neler oldu diye. Şöyle isterseniz kısa kısa onlar üzerinden gideyim. Sonra hepsini toplayacağım. Birincisi, aslında ilişkili alanlarda çok gelişme olduğu için, özellikle psikiyatri, psikoloji gibi, şu anda bence oldukça iyi tanılama süreçlerimiz var. Yani çocuklar genellikle bize doğru tanılarla geliyorlar. Gerçi ben bazen arkadaşlarımla konuşuyorum, bu tanı süreçlerinde özellikle otizm spektrum bozukluğu gibi problemler söz konusu olduğu zaman gene bazı sıkıntılar oluyor ama en azından dünyadaki ölçütleri, DSM'ydi gibi, ICF gibi ölçütleri kabul edebiliyoruz ve bu bağlamda tanı konuluyor. Bu güzel bir şey. Bunun dışında günümüzün en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi bence şu anda eskiye kıyasla erken müdahale programlarının başlamış olması. Tabii burada şöyle bir şey söylemek lazım. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak bizde de her şey ilerliyor. Ve dünyada ne ön plana çıkarsa bizim ülkemizde de onlar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla son yıllarda iki tane temel konu var diye düşünüyorum ben. Bunlardan bir tanesi erken müdahale konusu, öbürü bütünleştirme konusu. Şimdi kongrelere gidiliyor, makaleler yazılıyor, Türkiye'deki araştırmacıların makaleleri yurt dışında yayınlanıyor. Yurt dışındaki çalışmaları çok yakından takip edebiliyoruz. Bütün bu yoğun etkileşimler sonunda yurt dışındaki bütün gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ve araştırmalar bizde de paralel olarak devam ediyor. Dolayısıyla bu iki önemli konu, bütünleştirme ve erken müdahale konuları, Türkiye'de de çok ön plana çıkıyor. Biraz sonra Gönül Hoca bunlarla ilgili yasaları da söyleyecek ama yani yasalarımız da dünyadaki yasalara paralel olarak gelişiyor diye düşünüyorum ben. Bu önemli. Ben günümüzde sivil toplum örgütlerini çok güçlü görüyorum. Yani onlarca dernek var ve bu dernekler kendi aralarında federasyonlar oluşturuyorlar. Kendi aralarında daha büyük dernek grupları oluşturuyorlar ve hak savunuculuğu yapıyorlar. Ve bence en önemli şeylerden bir tanesi hak temelli eğitim, hak temelli yaşam, hak temelli savunu kavramlarını gündeme getiriyorlar. Bence bu çok önemli bir şey. Şu anda Türkiye için, çünkü bunlar araştırmacıların yaptığı çalışmalarla birleştiği zaman bir şey oluyor. Bunun yanı sıra yayınların çok olması şu andaki gençler için en önemli şeylerden bir tanesi. Yani o kadar çok Türkçe yayın var ki, Türkçe, İngilizce, zaten yabancı ülkelerdeki yayınları söylemeye gerek yok. Son yıllarda bu ChatGPT falan gibi konuların ortaya çıkmasıyla gençlerin yurt dışındaki yayınları takip etmesi kolay ama Türkiye'de de şu anda gerçekten çok fazla çalışma yapılıyor ve bunları takip edebilmek çok güzel. Eleman yetiştirmeye bakıyorsunuz, bir başka güzellik görüyorsunuz. Fizyoterapistler, ergoterapistler, uğraşı terapistleri, dil konuşma terapistleri, özel eğitim uzmanları, erken çocukluk, erken müdahale uzmanları, bütünleştirme uzmanları. Yani bütün bunlar çok önemli. Hatırlarsanız Hatice Hoca, Ankara Üniversitesi kaynaştırma konusunda ilk uzmanlık programını açtı. Sonra yürütemedi ya da mezun olanlarını belki gerekli yerlere yerleştiremedik ama erken müdahale, kaynaştırma, dil konuşma terapisi, evet, bu gibi konulardaki eleman yetiştirme çabaları şu anda Türkiye'de gerçekten çok dikkate değer diye düşünüyorum.
Bir başka şey, ilgili alan uzmanlarının rol ve sorumluluklarının çok net olarak şu anda tanımlandığını düşünüyorum. Yani özel eğitimci kimdir, çocuk gelişimci kimdir? Bunlar artık kendi alanlarını iyi tanıyarak o alanlarda çalışıyorlar diye düşünüyorum. Ama sanıyorum en çok vurgulamamız gereken şey şu anda bilgiye ulaşmadaki avantajları genç arkadaşlarımın. Bir de bizim birçok kongrede hep gündeme getirdiğimiz bir şey daha söylemek lazım. Türkiye'de artık neredeyse üçüncü düzey, üçüncü nesil araştırma konuları başlamış durumda. Yani birçok konuda birinci nesil araştırmalar yapıldı. Ne nedir, nasıldır, nasıl oluyor? İkinci nesil araştırmaları yapan birçok arkadaşımız var. Hangi faktörler bu yaptığımız sonuçları etkiliyor? Şimdi de herhalde üçüncü nesilde bunların nasıl toplum içinde uygulanabilirliğini gündeme getireceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bunlar sayılabilir. İşte kongreler, seminerler, çalıştaylar harika şeyler oluyor şu anda. Çok gurur duyuyorum gerçekten. Ama bir tek şeyi söylemek isterim. Gönül Hoca'ya söz vermeden önce haksız yere onun sırasını aldım. Biraz kendimi de şey hissediyorum ama şunu söylemek istiyorum. Birçok gelişme var. Birçok genç araştırmacı var. Birçok uygulama var. Bütünleştirme, erken müdahale, her şey, anne baba eğitimi, öğretmen eğitimi. Ama bence üç tane sorunumuz var. Bunlardan bir tanesi hala nitelikten çok niceliğe odaklanıyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Bunu nasıl çözeceğimizi belki hep beraber tartışmamız gerekir. İkincisi hala belli konularda standartlarımız yok. Hatice Hoca bunları benden duymaktan bıktı herhalde ama ben burada bir kere daha vurgulamak istiyorum. Yani bütünleştirmede standartlar nedir? Erken müdahalede standartlar nedir? Çünkü biz standartları ortaya koymadıkça hangi yılda hangi standartlara ulaşabileceğimizi görme şansımız yok. Ya da neler yapıyoruzu sorgulama şansımız yok. Bakın yurt dışında şimdi çıkarttıkları yasalarda yapacaklarını söyledikleri hizmetleri yapıp yapamadıklarına bakıyorlar. Hangilerini verebiliyoruz, hangilerini veremiyoruz sorguluyorlar. Üçüncü kavram da hesap verebilirlik kavramı. Bu kavramı söylediğim zaman hiç kimse hoşlanmıyor bundan. Ne bakanlık, ne birçok arkadaşım aa falan diyor ama ben özel eğitimde nitelik arttırılmasının eksik olduğunu düşünüyorum her şey olmasına rağmen. Hesap verebilirliğin olmadığını her birim üniversitelerde hesap verebilmeli, çocuklarla çalışan kurumlar da hesap verebilmeli, yasa koyucular da bakanlıkta hesap verebilmeli diye düşünüyorum. Bu hesap verebilirliği de sanıyorum standartlarımızın olmaması nedeniyle yapamıyoruz gibi geliyor bana. Böyle bir bağlantı var bu üçünün arasında. Yani nitelikler, nitelik arttırma, hesap verebilirlik ve standartlar arasında bir bağlantı var. Bilemiyorum, belki Gönül Hoca bu konuda başka bir şey söyleyecek ama bizim için bu üç konunun yapılan güzel şeylerin niteliğini arttırma açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Hatice Hoca. Teşekkür ederim hocam. Gönül Hocam, görüntü geldi mi? Geldi, sesiniz de geldi görüntüde. Şu anda bağlantınız da çok kaliteli gözüküyor. Üst düzey 5 tırnak evet. Görünüyor. Umarım gitmez bir an önce. Evet, ben kaldığım yerden devam edeyim. Tutumlarla ilgili, tutumlar gerçekten o dönemde olumlu değildi. Şimdi değerlendirdiğimiz zaman tamam güzel şeyler yapılıyor diyorduk. Biz de heyecanlı katkıda bulunuyorduk. Yine Bülbül Hoca'nın belirttiği gibi işte şeyler başlamıştı, küçük adımlar. Yani birimde de çok aktif çalışmalar vardı. Ben bir dönem hatta 20 çocukla 10-10 çalıştığımı biliyorum. Farklı günlerde çok yoğun çalıştık. Yani ücret falan da almıyorduk çocuklardan. Böyle gönüllü çalışıyorduk. Şimdi benim Bülbül Hoca'nın dediğinden dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Biz özel sınıflardan bahsetti. Adı alt özel sınıflardı bilirsiniz. Yani gündüzlü okullar olarak onlar açılmıştı daha sonraki yıllarda. Oraya gittiğimiz zaman alt özel sınıfların gerçekten alt özel sınıf olduğunu, yani okul binasının en altında karanlık bir odanın öğretmeni, yani o sınıfa ayrıldığını görüyorduk. Daha çok zihin yetersizliği olanlar orada öğrenim görüyordu. Bir de üstün yetenekler için daha sonra bir iki okulda
Böyle bir sınıf açılmıştı. O erken kapandı. Ama altı özel sınıflar epey devam etti. Bu süreçte tutumlar tabii çok önemli. Servise bile çocuğun binmesini istemeyen aileler vardı. Mesela Bahçeli Evler İlkokulu'nda Down sendromlu çocuklar vardı. Onların aileleriyle görüştüm ben. Servise almıyorlar dedi, benim çocuğumu dedi. Şoför de söylemek zorunda kalmış. Yani o ailelerle o zaman bir şeyler yapamadık biz. Yani zaten öğrenci götürüyorduk okula. Şimdi özel eğitim bölümündeyken şöyle bir güzel yanımız da vardı. O daha sonra kaynaştırmadan bahsettiniz ya. Kaynaştırma yapılan okullara da biz öğrenci götürebiliyorduk. Yani bizim öğrencilerimiz normal genel eğitim okullarına da uygulama için gidebiliyorlardı. Gözlemler için götürebiliyorduk. Biraz yasalardan herhalde bahsetmem gerekiyor ki gelişmeleri görebilelim. Mesela 61 Anayasası'nda haklarla ilgili, yani bu çocukların hakları ile ilgili bunun devlet garantisi altına girdiğine ilişkin hem 82 hem de 61 Anayasası'nda yer aldığını görüyoruz. Asıl önemli olan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Burada özel eğitim eğitimlerinin, daha doğrusu özel eğitim hizmetlerinin genel eğitim ortamlarında yer alması gerektiği belirtiliyor. 1739 sayılı yasada. Yine önemli bir yasa 1983'te çıkarılan, bizim hocalarımızın da yani Mithat Enç Hoca'nın, Yahya ve Doğan Hoca'nın katkıda bulunduğu 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu. Bakın neden önemli gördüğümü belirteyim. İlk kez bu yasada özel eğitime muhtaç bireylerin normal akranları arasında eğitilmeleri ilkesi var. İkinci bir ilke de özel eğitimin erken başlaması. Bir de adını dikkatiniz çekerim. Özel eğitime muhtaç bireylerin yasası, kanunu. Yani Türkçe'ye çevirirsek özel eğitime gereksinimi olan bireylerin kanunu. Yani bunu 1973'lü yıllarda görüyoruz. Daha sonra çıkan yasalar var. Özürlüler yasası. Bakın orada daha yeni hocalarımızın nasıl ileriye gördüklerini, ne kadar bugünü yansıttıklarını görebiliriz. Ama daha sonra gelenler özürlüler yasası. Sonra o kadar mücadele ettik. Daha sonra işte mecliste engelliler yasasına dönüştü. Yalnız tabii bunların bu şekilde olması, yasalarda yer alması hemen gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Yani sadece genel, ayrı ve özel okulların arttığını görebiliyoruz o dönemde. Yani şunu demek istiyorum. Ne kadar mükemmel yasalar çıkarırsak çıkaralım, eğer biz bilinçli bir farkındalık oluşturmuyorsak toplumda, yani bir ilerlemek mümkün değil. İşte kaynaştırma dedik, kapsayıcı eğitim ya da bütünleştirme dedik. Bunların arasındaki farkı biliyor muyuz? Bunların arasında biraz önce dediğim gibi hangisi hangi ilkeleri taşıyor? Diğerinde neler yapmak lazım? Ötekinde neler yapmak lazım? Bunları ayırt etmeden projeler başlatıyoruz. Çok paralar ayrılıyor o projelere ama sonuç. Kaynaştırma projesi yapıldı. Ne oldu sonuçta? Gelişme var mı diye baktığımızda yok. Şimdi gene bizim o dönemde bu farkındalık için Yahya Hoca'yla çok önemli bir çalışmamız oldu. Fakat ne yazık ki sonunu getiremedik. TRT'ye bir program hazırladık. Farkındalık geliştirmek amacıyla. Mesela bir ortopedik engellinin günlük yaşamını konu ala. Ya da ne bileyim bir görme güçlüğü olanın günlük yaşantısını konu alan çalışmalar planlamıştık. Ancak tabii TRT'de çok önemsenmedi bu açıkçası.
Günümüzde önemli gelişmeler var. Gülbin Hoca'ya katılıyorum. Özel eğitimde çıkarılan, 2005'te çıkarılan galiba engelliler yasası var. O zaman özürlü idaresi de kurulmuştu. Hatta ben de bir miktar danışmanlık da yapmıştım orada. Orada şöyle bir şey var engelliler yasasında. Bu önemli bir gelişme, onun için pek çok madde var da. Sağlık raporu olan, özel gereksinimi olan bireylerin eğitim giderleri için maddi imkan sağlanması ve ulaşım giderlerinin sağlanacak olmasına ilişkin bir madde vardı. Bu ne kadar işliyor onu açıkçası bilemiyorum. Bir de tabii rehabilitasyon, istihdam, bakım, sosyal güvenliğe ilişkin sorunların çözümü için imkanlar sağladı tabii bu ekonomik katkı açıkçası ailelere. Ve yine aynı zamanda bu her bakımdan kişilerin gelişmesi için önlemi almak, topluma katılmaları ilk defa gündeme getirilmeye başlandı. Yani bu yasayla birlikte bu çocukları topluma nasıl katabiliriz? Bunların bu kimler bu işe dahil olacak? Hangi kişi, kurum, işveren, dernekler, vakıflar? Yani bunların hepsiyle birlikte. Yani özürlü idaresinin felsefesi oydu. Bir koordinasyonu sağlamak. Yani işler birlik sağlamak, işler arasında birlik sağlamak. Size bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Özel Eğitim Genel Müdürlüğü'nde bu 550 kanun hükmünde kararname çıktı. Orada biliyorsunuz eğitsel değerlendirme var, bireyselleştirilmiş eğitim programları, erken eğitim, kaynaştırma, her şeyi var yani. Zaten Amerika'daki 94-142'nin bir benzeri o yasa. Şimdi orada şimdi yasal düzenleme bu kadar mükemmelken okul öncesi eğitim genel müdürlüğünün yönetmeliğine baktım ben o dönemde. Diyor ki orada görme güçlüğü olan, işitme güçlüğü olan çocuklar anaokuluna alınamaz diyor. Yani biz öyle özel eğitim genel müdürlüğünde yasa çıkarıyoruz. Orada da farklı, ters bir madde var. Şimdi kaynaştırmada da başımıza gelen bu. İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğinde, yönergelerinde bizim çocuklarımızı kabul etmelerine dair hükümlerin olması gerekiyor. Okul müdürü benim almam diyebiliyor. Yani bir bakanlığın kendi birimleri arasında bir birlik koordine yok. Hatırlarsanız biz bir kaynaştırma projesi başlatmıştık. Bülbül Hoca çok iyi hatırlar. Değil mi Bülbül Hoca? Tabii ki. Şimdi tabii biz ki. Şunu demiştik. Öğretmenlere biz eğitim vereceğiz. Protokol hazırladık. Özel Eğitim Genel Müdürlüğü'yle. Öğretmenlere eğitim vereceğiz. Hacıran seminerlerinde. Eylül'de de uygulamalı eğitim vereceğiz. Ve bu öğretmenler bizim bu çalışma bitene kadar hiçbir yere atanmayacaklardı. Ne oldu? Biz Eylül ayına geldiğimizde öğretmenlerin tamamı değişmişti neredeyse. Yani anlatabiliyor muyum? Bakanlık da iş yapma durumunda kendi içindeki organizasyon ve işbirliği süreçlerinde de sorunlar olduğu için zaten Özel Eğitim Genel Müdürlüğü genelde tanıyacaksınız. Genç arkadaşlarım da tanıyacak. Genelde alan dışı kişilerin oluşturduğu bir yer. Onları anlatmak istediklerimizi çok uzun zamanda anlatabiliyoruz falan. Böyle gelişmeler oldu. Evet. Özel eğitim bölümünün günümüzdeki durumuna baktığımızda engeller yasasından söz ettim. Ayrıca gerek üniversitelerde gerek gök bünyesinde gene bu yasanın gereği olarak ilgili ofislerin engellilerle ilgili ofislerin oluşturulduğunu görüyoruz. Onları o da güzel bir gelişme. Gerçi ODTÜ bunu yasa yokken yapıyordu ama orada bir yabancı hoca vardı.
bu çocukların okula geldiklerinde kurumu tanımaları için ben çünkü incelemiştim onu YÖK'te bu gelişmeler nasıl olacak, nasıl çalışıyorlar diye kendisiyle de görüşmüştüm neler yaptıklarını. Orada böyle bir gelişme var. Öte yandan şöyle bir gelişme de oldu. İlk kez engelliler sayıldı ülkemizde 2002'de. Bu engel sayım yapıldı. Ancak şöyle bir şey var orada da, tüm grupları kapsamadı. Kimler vardı? Görme, işitme, zihinsel, konuşma. Dört alanı. Şimdi öğrenme yok, otizm yok, yani dikkat bozukluğu vesaire, hiç bunların hiçbirisi yoktu. Diğer başlığı altında toplananlar da daha çok süren hastalığı olanlarla ilgiliydi. Şimdi diyeceksiniz ki yani sayım yapmak önemli mi? Evet, bana göre çok önemli. Çünkü Türkiye açısından, özel eğitim açısından planlama yapabilmemiz için sayıları bilmek durumundayız. Bugün diyor ki bakanlık şey 200 bin kaynaştırmada öğrencim var benim. Peki o yaştaki çocuk grubunun ne kadarını oluşturuyor bu 200 bin? Bunu bilmiyoruz. Mesela 0-3 yaşında 0-3'ü almadı. Sayımda yoktu 0-3. 3'ten sonraki durumları kapsıyor. O zaman 0-3'te bizim özel gereksinimi olan kaç çocuğumuz var? Ya da risk grubunda olan kaç çocuğumuz var? Onun için bizim özel eğitim bana göre bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. Kurumlar arası işbirliğiyle bunun sağlanması. Yani bizim tarama çalışmalarına başlatmamız gerekiyor ülke çapında. Yani bunların devam etmesi gerekiyor. Önemli bir gelişme tabii eğitim fakültelerinde özel eğitim bölümleri açıldı. Biraz önce Bülbül Hoca da bahsetti. Genç arkadaşlar çok iyi araştırma sorularını, araştırmalar planladıklarını, bunları uyguladıklarını söyledi. Ben de gerçekten geçen hafta Eskişehir'de pek çok çalışmayı dinlemekten çok büyük keyif aldım. Sayıları 53'ü bulduğunu baktım ben. 53 özel eğitim bölümü açılmış. Çok azı öğrenci almamış. Pek çoğunda yurt dışında doktoralarını tamamlamış özel eğitimciler var. Bu bölümlerin bazılarında çalışıyorlar. Ama pek çoğunda da hala öğretim elemanı eksikliği var. Öğrenci, buna rağmen öğrenci alıyorlar. Bunlar sıkıntı. Özellikle hem Kıbrıs'ta hem de Türkiye'deki okullara baktığımız zaman. Öğretmen yetiştirmede yine Bülbül Hoca'nın bahsettiği gibi gerek personel açısından gerek programlar açısından nitelik sorunları devam ediyor. Ayrıca baktığım zaman sayıları 3300'ü bulan özel eğitim rehabilitasyon merkezleri faaliyette. Ben onların toplantısına katılmıştım. Dedim ki kaç özel eğitimci çalışıyor burada? %80'inde özel eğitimci yok bu kurumların. Özel eğitimci yok. Yani farklı alanlardan gene bir gün hoca bahsetti işte çocuk gelişimi olsun. Bırakın onları. Onlar gene yakın alanlar. Psikoloji, PDR vesaire. İşletme, ilahiyat, ziraat. Yani o kadar farklı. Çünkü pedagojik formasyon çıkardılar biliyorsunuz. Son yıllarda bu pedagojik formasyonu alan herkes o rehabilitasyon merkezlerinde çalışabiliyor. Onun için bu merkezlere devam eden çocuklarımızın da aldıkları Gönül Hanım gitti gene. Hocam, Gönül Hocam. Kesildi yine. Evet. Hocam internetiniz yine sıkıntılı, problemli görünüyor. Biz sizi duyamıyoruz. Dilerim. Ara ara geliyor hocam ama
Şey yazalım isterseniz Hatice Hanım oraya. Hatice Hoca yazalım şey yapamıyoruz diye belki o Tamam. bizi dinliyor zannediyor şu anda. Hocam ben yazarken siz istersen zaman kaybetmeyelim. Gelecekte bizi ne bekliyor? Biraz sizi Olur. dinleyelim bu arada. Gönül Hocam geldiniz mi? Tekrar ben de aktif görünüyorsunuz. Yok. Ben yazayım hocama. Siz buyurun hocam. Valla aslında önce Gönül Hoca'nın söylediği şeyleri bir küçük ilave yapmak istiyorum izin verirseniz. Bir tanesi bu çıkarılan birçok yasaların yanı sıra Türkiye birçok uluslararası sözleşmeye de biliyorsunuz imza attı engelli haklarıyla ilgili olarak. Dolayısıyla bunların da uzun dönemde belki bir katkısı olur diye düşünüyorum. Bir de bu derneklerin ve gönüllü kuruluşların birlikte bir takım eylem planları çıkarmasının da şu an için önemli olduğunu düşünüyorum. Onları da eklemekte yarar var. Ya şimdi geleceğe ilişkin aslında bütün söylediklerimizin tekrar hani bu yapılsın, bu yapılsın diyebiliriz ama ben birkaç şey üzerinde özellikle durmak istedim. Bunlardan bir tanesi yani toplumda biz şunu yapabileceksek eğer özel gereksinimli bireylerin topluma aktif katılımları, özel gereksinimli çocukların nitelikli eğitimi, bu çocukların efendim bütünleştirmelerinin başarılı olması gibi konuları istiyorsak ben eğitim fakültelerinin tüm çocuklar kavramı üzerine odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hala özel eğitim bölümlerinin dışında kalan bölümlerde normal ve normal olmayan çocuk, hasta ve hasta olmayan çocuk gibi kavramların da kullanıldığını görüyorum. Biz ne zaman ki tüm çocuklar üzerinde düşünmeye başlarsak sanki geleceğe yönelik farkındalık, toplumsal katılım, aktif katılım vesaire gibi şeylere daha çözüm bulacakmışız gibi geliyor. Birincisi bu. İkincisi geleceğe ilişkin bence yaptığımız bütün uygulamaların birazcık burada devleti, Milli Eğitim Bakanlığı'nı gündeme getirmek istiyorum. Bütün yapılan işlerin çıktılarının paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ne yapılıyor? Bunun sonuçları nedir? Şöyle bir örnek vermek isterim. Yıllar önce biz kaynaştırma ile ilgili kitabı hazırlarken ben bakanlığa sormuştum. İşte 83'ten beri bugüne kadar neler yapıldı, elimizde ne tür veriler var diye. Bana sadece bir sayfalık bir genelge gönderilmişti. Halbuki biz bütünleştirme içinde ne kadar çocuk var, çıktıları neler, uzun dönemde ne oldu, bunlar takip ediliyor mu gibi şeyleri biz gelecek için planlarımız arasına almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü demin Gönül Hoca bir şey söyledi. O önemli. Bunları bilmedikçe bizim güçlükleri, problemleri görüp daha iyi iyileştirme ve geliştirme yapmamız bana çok mümkün görünmüyor. Bir üçüncü şey bu bilimsel dayanaklı uygulamalar kavramı çok önemli artık bütün konularda. Bunların bizim uygulamalara geçmesi gerekiyor ya da her zaman kendi aramızda konuştuğumuz bu araştırma uygulama arasındaki boşlukların, uçurumların kapanması konusunda bilemiyorum. Üniversiteler bence ellerinden geleni yapıyorlar ama bunların uygulamaya aksatılması konusunda, aktarılması konusunda sanıyorum Milli Eğitim Bakanlığı'na ve ilgili kurum kuruluşları, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi çok iş düşüyor. Tabii burada hemen buna ek olarak söylememiz gereken bir şey var. O da şu, bu hem sayılar açısından Gülhan Hanım da söyledi ama bence Milli Eğitim Bakanlığı hem veri toplama, hem verileri paylaşma, hem de toplanan verileri araştırmacıların kullanımına açma konusunda da bence çaba göstermesi lazım. Bunun içinde iyi bir veri toplama sistemi kurulması gerekiyor. Ben yine özellikle vurgulayayım. Üniversiteler gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar bu konuda ama daha büyük bir sistem içerisinde biliyorsunuz araştırmaları okuduğunuz zaman diyor ki bazı araştırmalarda bu araştırmayı biz 1500 çocuktan toplanan veriler üzerinden yaptık. Yani bizim de bunlara gitmemiz gerekiyor artık özel eğitimin niteliğinin artması açısından diye düşünüyorum ben. Yani bilimsel dayanaklı uygulamalar, tüm çocuklar kavramı, efendim veri toplama, verilerin paylaşımı. Hemen buraya bir şey daha ekleyelim.
ilgili kurum ve kuruluşlar veriye dayalı karar alma sürecini hayata geçirmesi gerekiyor. Yani toplayacak verileri bu verilerden yola çıkarak karar alması lazım. Bütünleştirme. 30 senedir yapılıyor Türkiye'de. Nedir sonuç? Ne yapacağız? Elimizde bir veri olmadığı zaman biz sadece araştırmacıların topladığı, küçük gruplardan topladığı veriler üzerinden yorumlar yapabiliyoruz. Halbuki daha büyük veriye ihtiyacımız var ki biz veriye dayalı karar almayı yapalım. Tabii özel eğitim bölümlerinde de biz özel eğitimcileri ne kadar iyi yetiştirdiğimizi de sorgulamamız gerekiyor. Çünkü kendi aramızda her zaman bunları konuşuyoruz. Gerek çocukların değerlendirilmesi, gerek çocuklar hakkında veri toplanması, gerek öğretmen olarak öğretmenlerin veriye dayalı karar almayı öğrenmesi gibi konularda da bizim çok fazla çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında şöyle toparlayayım, çok uzatmayayım çünkü bayağı vakit olmuş. Sanıyorum sistem kurulması konusunda, özel eğitime ilişkin sistem kurulması konusunda üniversitelerin ve ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların işbirliğini biz nasıl çözeceğiz konusunda belki hepimizin çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bunu yapmadıkça ileriye gidemiyoruz biz bence. Aslında büyük ihtimalle hepimiz öyle düşünüyoruz. Dolayısıyla hem özel eğitim hem ilgili alanlar hem kurum kuruluşlar hem bakanlıklar mış gibi yapmaktan vazgeçip gerçekten bir şey yapmaya başladığımız zaman bana göre daha iyi olacak diye düşünüyorum. Son bir şey söylemek istiyorum bitirirken bu konuda. Yaptığımız araştırmaların her zaman sahibi TÜBİTAK olmamalı ya da tezlerle üniversiteler olmamalı. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar kendi ihtiyaçları ve gördüğü eksiklikler doğrultusunda proje çağrısı yapması gerektiğini ben 30 yıldır düşünüyordum, hala da düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiği zaman işte eleman yetiştirme, çocukların tanılanması, değerlendirilmesi vesaire gibi konular daha kolay çözülecek ve nitelik arttırma standartlar ve hesap verebilirlik de bunlar sayesinde, bu sistem sayesinde daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim Hatice Hocam. Teşekkür ederim hocam. Gönül Hocam, kaldığınız yerden bugünler değil. Gelecek seni Hatice Hocam. Hocam oluyor böyle. Oluyor bu hepinizden gerçekten özür diliyorum. Böyle sohbet gibi de olamadı. Kopukluk. Bülbül Hoca ilerledi. Ben geride kaldım sunumlarda. Yani anlatmak istediklerimde daha doğrusu. Özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinden bahsediyorum. Tam orada kalmıştık. Alan uzmanlarının olmadığı gibi mesela 573 sayılı yasada bu eşsel değerlendirmelerin yapılması var. BEP yapılması. BEP hazırlanmıyor yani. Bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanmıyor. Bu çocuklar o zaman Bülbül Hoca'nın da değindiği gibi bir nitelik sorunu da ortaya çıkıyor. Yani biz bu çocukları kaliteli eğitiyor muyuz? Bu 3300 tane kurumda. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olanlar var. Onları dahil etmedim burada. Biz bu çocukları nereden aldık, nereye getirdik? Bunları biliyor muyuz? Bunları bilebilmemiz için bizim hem performanslarını ortaya koymamız gerekiyor, hem de ona uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlamamız gerekiyordu. Ona göre de izleme, değerlendirme yapmamız lazım. Ama biz bunları şu anda maalesef yapamıyoruz. Yapamadığımız için de gerçekten o kurumlarda da bir nitelik sorunuyla karşı karşıyayız. Gelecekte demiştiniz orada kaldık, özel eğitimde neler alanın güçlenmesi için. Ben öncelikle öğretmen yetiştirme konusuna. Tamam, çok güzel araştırmalar yapıyoruz. Biraz önce Bülbül Hoca da söyledi. Araştırmaların artık Milli Eğitim Bakanlığı, işte Aile Sosyal Bakanlığı tarafından sahip çıkılıp bunu biz yıllarca dile getirdik biliyorsunuz. Okullara yaygınlaşması lazım. Bu olmadı. Kaç yıldır olmuyor yani. Yıllardır olmuyor. O zaman genç araştırmacı arkadaşlar ne yapmalı? Öğrencilerimize öğretmemiz gerekiyor.
öğretimsel uygulamalar var. İşte bilimsel temelli öğretimsel uygulamalara ilişkin pek çok gruba ilişkin de bir araştırma yapıyoruz biz. Bu araştırma sonuçlarını öğrencilerimizle paylaşmamız, onları o konuda yetiştirerek belki alana katkı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yine öğretmen yetiştirmenin yeniden ele alınması gerektiğini, standartlar yok dedi ama son yıllarda standart adı altında değil ama yeterlilikler adı altında özel eğitim öğretmen yeterlilikleri oluşturulmuş durumda. Hem mesleki yeterlilikler var hem akademik yeterlilikler var. Buna göre de akreditasyon süreçleri işliyor. Ancak orada şöyle bir sorun var. Yeterlilikleri oluşturuyoruz ama derslerin öğrenme kazanımlarını gerçekten gerçek anlamda oluşturulamadığını. Akredite olmuş birçok kurumun programına baktım ben. Orayı incelediğim zaman şunu gördüm. Yeterlilikler şurada, öğrenme kazanımları da her ders için belirlenmiş ama bağlantı yok. Ya da öğrenme kazanımına bakıyorum çünkü demişiz ki biz 5-6 taneden fazla öğrenme kazanımı olmasın. Bir derste 5-6 öğrenim kazanımı nasıl oluşturabilirim? Yani bunun temel ne öğretmek istiyoruz biz? Öğrencinin neyi kazanmasını bekliyoruz gerçekten? Bunun üzerinde kafa yormamız gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor. Öğrenme kazanımları yani çok yeterlikleri karşılayacak nitelikte hazırlanmadığını, bunun da hazırlanmadığını gördüm incelemelerimde. Bir de ölçme değerlendirme boyutu. Kazanımları orada hazırlamışız ama çocukları biz o kazanımlara göre değerlendirme yapmıyoruz ki. Ve mezun ederken biz özel eğitim öğretmenini o yeterliklerin hangisini taşıyor, hangisini taşımıyor diye bakmıyoruz. Böyle bir nitelik sorunumuz var. Bir başka nokta, son yıllarda Gülbin Hoca da bahsetti. Kaynaştırma, bütünleştirme. Yani bizim çocuklarımızın normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte aynı okul gitmesi. Artık özel okullar yatılı ya da gündüzlü bunlar materyal ve özel eğitimci desteği için var olması gerekiyor. O yüzden bu süreç işte artık kapsayıcı eğitimi dönüştü son yıllarda. Alanda çalışan hangi branştan olursa olsun tüm öğretmenlerimizin işbirliği içinde çalışması gerekiyor bu süreçte. Peki biz bunun gerçekleşmesi için ne yapacağız? O zaman öğretmen yetiştirme işiyle uğraşan öğretim elemanlarımızın bir araya gelerek ortak program hazırlamaları gerekiyor. Bir takım ülkelerde var bu. Ortak programlar oluşturmuşlar. Her öğretmenin sınıfındaki özel gereksinimi olan öğrenciye nasıl müdahale edeceğini, bu konuda kimlerden yardım alacağını, kimlerle işbirliği yapabileceğini mutlaka biz öğretmen yetiştirirken, öğretmenleri hazırlarken bunu dikkate almak zorundayız. Yani öğretmen yetiştirme konusunu tekrardan eğer kapsayıcı ya da bütünleştirme eğitimini gerçekleştirmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Şimdi lisansta tabii ki özel eğitim öğretmeni yetiştirme, genel anlamda yetiştirme benim yıllardır savunduğum bir konu. Doğru bir yaklaşım olarak düşünüyorum. Bazıları itiraz ediyor buna. Eskisi gibi zihinsel falan yetişseydi diyenler oluyor. Ancak o zaman da hatırlarsanız şöyle bir soru vardı. Görme güçlüğü bölümünü bitiren zihin engellerle çalışmaya başlamıştı. Ya da üstünlerle diyelim. Böyle çelişkiler vardı. Bunun yerine ben lisansüstü programların çeşitlenmesi ya da bir yıllık sertifika ya da tezsiz yüksek lisans mı denir bazı programların açılmasından yanayım. İşte o programlar
Erken çocukluk eğitimi, kaynaştırma, bütünleştirme olabilir ama asıl işte zihin, otizm vesaire gibi yani yetersizlik alanları kapsayan programlar da açılmalı uzmanlaşma için. Artık öğretmenlerde profesyonelleşme dediğimiz bir kavram var. Türkiye'de buna lider öğretmen diyor ama ben uzmanlaşma olarak daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Buna göre yüksek lisans programlarımızı oturup bütün özel eğitim bölümleri en azından işbirliği yapabileceğimiz bölümler paylaşabilmeliyiz yani. Yüksek lisans programlarını diyelim Ankara Üniversitesi zihin yetersizliği ya da işitme açacaksa diğerleri farklı alanlarda açabilmeli diye düşünüyorum. Evet, şimdilik ki bu kadar söyleyeceklerim. Bülbün Hoca'ya kapandığım için tam dinleyemedim son kısımlarını ama Tamam. görüşlerini şeyle ilgili. Evet. Tam Buyurun Hacı hocam Hanım. birbirini bütünleyen konuşmalar oldu. Siz Bülbül hocanın söylediklerini kaçırdınız ama o da gelecekte ne yapmamız gerektiği konusunda farklı noktalara parmak bastı kendisi de. Teşekkür ediyorum. Vallahi sohbetinize doyum olmuyor. 1,5 saattir konuşuyoruz. Son olarak ben genç işte hem lisans öğrencileri var aramızda, lisans öğrencilerimiz var, öğretmen arkadaşlarımız var ve akademisyen arkadaşlarımız var. Herkese bu engin deneyimleriniz çerçevesinde ne yapmalarını önerirsiniz? Bu işin hangi köşesinden tutsalar biz daha hızlı yol alırız özel eğitim alanında? Ya da kişisel gelişimleri için neler yapmalarını önerirsiniz? Bu konudaki görüşlerinizi de almayı isterim. Hocam isterseniz Bülbül Hoca ile başlayalım. Siz biraz soluklanın. Tabii. Valla yapılacak o kadar çok şey var ki nereden başlasam öğrencileri de kızdırmak istemem ama ben şöyle bir not almıştım. Öğrenci arkadaşlarla çok uzun yıllar çalıştığımız için hep gözümün önüne gelen bir şey var. Her zaman ön yargılı davrandıklarını görüyorum, özel eğitimde okumalarına rağmen. Onun için ben yani insan hakları konusunda çok ciddi bilgi ve ne diyelim görüş sahibi olmalarını artı özel gereksinimli çocuklar dahil olmak üzere tüm çocukların hak savunucusu olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani sanki bunlar diğerlerini daha kolay getirecek diye inanıyorum. Yani hak savunucusu olacaklar. Tipi gelişen çocuk, özel gereksinimli çocuk ayrımı yaparken tüm çocukları düşünecekler. Artı ayrımcılık yapmadan ön yargılarından kurtulacaklar. Sanki bence böyle özellikle alanda daha lisans düzeyindeyseniz bunlar birinci koşullar gibi geliyor. Birinci koşul olarak gibi geliyor. Tabii ki onun dışında da maalesef her zaman çok fazla görmüyoruz. Arkadaşlarımı kızdırmayayım, öğrenci arkadaşlarımı ama bence çok iyi okuyucu olmaları gerekiyor gençlerin. Genç akademisyenlerin araştırmalarının çeşitlendirmeleri gerekiyor. Mesela ne bileyim yetişkinler konusunda hala çok az araştırma var gibi. Ama ben sanki esas yapmaları gereken şeyin doğru ve iyi bilgiye ulaşmaları olduğunu düşünüyorum. Bu onların ön yargılardan kurtulmalarını sağlayacak ve ne zaman eğer tüm çocuklar kavramını benimserlerse işleri daha kolay olacak diye düşünüyorum. Daha çok farkındalık arttıracaklar diye düşünüyorum. Bu kadar yeterli şimdilik. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür hocam. Gönül hocam. Ben de Bülbül Hoca'ya katılmakla birlikte şunları eklemek istiyorum. Bir kere şöyle, öğretmenliğe başlamış. Öğretmenlik yaşam boyu öğrenmeyi gerektiriyor. Biz hala öğreniyoruz. Şu anda ben kendimi yani toplantılarda, okuduğum kitaplarda hala öğrenci olarak görüyorum. O yüzden öğretmen adaylarının sadece derslere girip çıkmak, not almakla yetinmemelerini. Yani artık piyasada yayın var.
Bizim zamanımızda yayın yoktu, bilgisayar yoktu. Yani biz sadece Otlu Kütüphanesi'ne giderek kendimizi yetiştirebildik. O nedenle arkadaşlarımızın, öğretmen adaylarımızın mutlaka kütüphaneden edinemiyorlarsa, satın alamıyorsa kütüphaneden yararlanmalarını, öğretim elemanı hocalarıyla araştırmalar yapmalarını, onların kitaplarını okumalarını ve uygulamayı önem vermelerini, ciddiye almalarını istiyorum. Uygulama, öğretmenlikte uygulama çok önemli. Ne yazık ki yeni duydum, 6 saate indiriliyor galiba 12 saatlik uygulama. Bu feci bir durum. Yani o zaman biz öğretmen yetiştirmiyoruz. Hele özel eğitimde uygulama olmazsa hiçbir şey olmaz. Çocukla karşı karşıya gelmemiş. Herhangi bir özel gereksinim çocukla karşı karşıya gelmemiş. Onunla vakit ayırmamış, ona zaman ayırmamış, bir şeyler paylaşmamış. Böyle bir çocuğun öğretmen olması, böyle bir adayın gerçekten bana göre çok feci bir durum yani çocuklarımız açısından da. Araştırmalara katılmalarını, konferans vesaire etkinliklere zaman ayırmaları, çevrim içi seminerler var şimdi. Mutlaka onlara da katılmalarını, bu tür etkinliklerden yararlanmalarını öneriyorum. Alanda çalışanlar için de benzer önerilerim var tabii ki. Onları okumaları çok önemli. Yeni atananların özellikle uygulama becerilerinin artması için donanımlı bir okulda atandıkları yere gitmeden bir süre mentorlar yetiştirirsek biz okullarda o mentorlar eşliğinde bu stajyerlik dönemi var ya o dönemde donanımlı bir okulda mentor eşliğinde çalışması gerektiğini düşünüyorum atandığı yere gitmeden. İşte bilimsel temelli öğretimsel uygulamaları izlemeleri, bunları sınıflarında kullanmaları, bunun için hocalardan, üniversite öğretim elemanlarından destek almalarını öneriyorum. Yine tüm çocuklar demişti. Ben gerçekten çok katılıyorum ona. Çocuğun yüksek yararı diyorum ben. Bütün çocukların yüksek yararını dikkate alarak eğitim vermemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü bütünleştirmenin anlamı bu. Tüm çocuklar için en iyi okulları yaratmak. Tüm çocuklar için diyor. Yani felsefesi bu bütünleştirmenin. Onun için eğer biz gerçekten mış gibi değil de gerçekten bunu yapacaksak bu konuda çalışmamız gerektiğini, tüm çocuklarımızın en iyi eğitim almaları, en kaliteli, en nitelikli eğitimi almaları gerektiğini ve ailelerle mutlaka özel eğitimcilerimizin etkileşimli bir işbirliği içinde olmalarını, destek hizmetleri mutlaka sunulması gerektiğini öneriyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Sonsuz deneyimlerinizle hem bu alandaki bu kadar hem bilgi hem deneyim birikiminizle çok önemli noktalara işaret ettiniz. Bizim için de zaten sizlerle birlikte çalışırken de bunlardan çok fazla yararlandık, üst düzeyde yararlandık. Şimdi de hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyorsunuz. İyi ki varsınız. Çok Estağfurullah. teşekkürler. Sizlere son sözlerinizi sormadan önce katılımcılarımıza isterlerse söz alabileceklerini hem Cumhuriyet'in 100. yılı hem özel eğitimde neredeyiz, ne yapıyoruz, nereye gidelim konusunda isterlerse sohbet kısmından soru yazabileceklerini isteyenlerin de söz alabileceğini söylemek isterim. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa hocam onları da dinleyelim. Özellikle ben Cumhuriyetimiz 100. yıl, gelecek Cumhuriyet 2. yüzyılın ilk yıllarında ne yapalım, Cumhuriyetimiz için ne yapalım, özel eğitim dışında o konuda da görüşlerinizi almak isterim. Bülbin hocam.
Valla o kadar zor bir soru sordun ki Hatice. Şimdilik istersen özel eğitimde ne yapalım konuşalım da. Yüzüncü yılda özel eğitimi nasıl geliştirelim, neler yapabileceğimizi konuşalım ama gerçekten yüzüncü yılı bir kere her şeyden önce çok iyi bir şekilde kutlayalım. Ben bu kutlamaların Evet. çok az olmasından son derece rahatsızım. Onu özellikle vurgulamak isterim. Aslında biz bunu bir yıldır kutluyor olmalıydık. Yeni yeni radyolarda, televizyonlarda kutlayalım, kutlayalım lafları geçiyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Ve insanların Cumhuriyet'in nimetlerini anlayamamalarını anlayamadığımı bir kere daha vurgulamak istiyorum. Cumhuriyet'in, laikliğin, bu dönemi yaşamanın getirdiği avantaj ve dezavantajları, insanlara sağladığı olanakları görmemelerini hayretle karşılıyorum. Dediğiniz gibi büyük ihtimalle biz görmeyeceğiz bundan sonrasını ama bence hepimiz iyi eğitimci olmak, iyi öğretmen olmak ve kendimize düşen rolleri en iyi şekilde yerine getirmek üzere kendimizi programlamamız gerekiyor Cumhuriyet'in bu yüzyılında. Çünkü herkes kendine düşeni en iyi şekilde yaparsa ancak biz bir yere varabiliriz. Ülke için de geçerli bu. Ben yöneticilerin, politikacıların, öğretmenlerin, herkesin gerçekten yüksek nitelikli olarak kendi sorumluluklarını yerine getirirlerse bir şey olacağımıza inanıyorum. Bunu yapmadığımız takdirde biraz daha hüsran olacak. Bakın işte kaç yıldan beri uğraşıyoruz. Çok gelişmeler var ama gene de şöyle arkaya baktığınız zaman kaç arpa boyu yol geldik diye gene de bir sorgulamakta yarar var diye düşünüyorum. Ümidimiz gençlerde. Ben zaten derslerde diyorum ki bizim dönemimiz geçti. Hadi bakalım sıra sizde. İnşallah onları da görmek kısmet olur 100. yılda. Teşekkür ediyorum davetiniz için de Hatice Hanım. Teşekkür ederiz biz Asıl Hocam değerli katkılarınız için. Her zaman gibi dilerim uzun yıllar bizim yolumuzda aydınlatmaya devam edersiniz. Hep Eskiden birlikte, hep yaptığınız birlikte. için. Çok teşekkürler. Cumhuriyete değerlerine katkılarınız da sizin de gönül hocanın da yatsınamaz özel eğitim alanında da. Onun için biz de sizleri konuk ettiğimiz için çok teşekkür ediyoruz. Gönül Hocam siz ne söylemek istersiniz? Yani gerçekten Cumhuriyet'i ne kadar anlattık, anlatabildik. Ben son günlerdeki gelişmeleri baktığım zaman kendimi sorguluyorum. Yani ben acaba yeterince öğrencilerime bunu anlatamadım mı, aktaramadım mı diye suçladığım durumlar da oluyor. Kaygılıyım bu konuda ama katılıyorum. Cumhuriyet'in 100. yılını daha coşkuyla kutlayalım. Kutlamamız için her ne kadar neler yapılması gerekiyorsa yapalım, katkıda bulunalım. Hatice Hoca başlasın, biz de gelelim, destek olalım. Daha şenlikli olsun. Çünkü bakın savaşın ilk yıllarında Maarif Kongresi düzenlendi bu ülkede. O yokluk içinde, o cahillik içinde, %99'un cahil olduğu bir ülkede. Biz şimdi o durumda değiliz. Gerçi eğitimimiz yerlerde ama yine de kalkabiliriz, ayağa kalkabiliriz. Yani umudumuzu yitirmeyelim diye söylüyorum. Gençlerimizden ben de umutluyum açıkçası. Onların biraz daha çaba harcamasını. Biz arkadan geliriz, destek veririz. Her ne kadar yaşlanmış olsak da Estağfurullah. desteğimizi sürdürürüz diye düşünüyorum. Ama gerçekten daha iyi günleri layıkız, daha iyi günleri yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın. Teşekkür ediyorum ben de Çok herkese. teşekkür ederim hocam. Sorular varsa alabiliriz. Bir tane soru var sadece. O da toplantının başında yazılmış. Aba eğitimi düşüncelerinizi dinlemek isterim diye Eda Tuncum bir sorusu var. Kendisi hala aramızda mı bilmiyorum ama Anlayamadım. Ne eğitimi?
ABA eğitimi. Galiba ABA'nın eğitimde kullanımına ilişkin UDA'nın ne düşünüyorsunuz diye bugünlerin popüler sorusu bu olduğu için biliyorsunuz Evet, takım evet. şaibeler uyandırılmaya çalışılıyor UDA üzerinde. Onu soruyor galiba katılımcımız. Vallahi yani şöyle bir şey var. Hani ben Gönül'den önce söz aldım ama Gönül Hanım'dan. Ben şöyle Yok. düşünüyorum. Vallahi yolumuzu aydınlatan şey, bize yol gösteren şey bilim. ABA eğitimi için ne düşünüyorsunuz dendiği zaman bilim ne diyorsa onu düşünüyorum. Etkililiğini biliyorum. Öğretmenlerin doğal ortamlarda bile uygulamalı davranış analizi teknik ve yöntemlerini kullanmaları gerektiğini biliyorum. Uygulamalı davranış analizinin son yıllarda farklı yaklaşımlarla birlikte çok etkili bir şekilde kullanıldığını biliyorum. Onun için benim ne düşündüğümden çok konuda yapılan araştırmaların bize ne söylediği çok önemli. Bence her özel eğitim öğretmeni, hatta diğer bütün öğretmenlerin en azından temel ilkelerini, nasıl uygulanması gerektiğini bilmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bunun içerisinde çok ileri düzeyde teknikler, üst düzey teknikler olabilir ama hiç olmazsa ne bileyim doğru pekiştireç kullanmayı herkesin bilmesi lazım. Doğru ipucu kullanmayı herkesin bilmesi lazım. Ortam davranış sonuç ilkesini herkesin bilmesi lazım. Çünkü bunlar genelde eğitim ortamlarını hazırlamak, çocukların öğrenmesini kolaylaştırmak, öğrenmenin hızını arttırmak için bizim elimizdeki silahlar aslında. Dolayısıyla bizim kimseye ABA'yı öğrenmeyin ya da ABA'yı öğrenin böyle bir lüksümüz olamaz. Ha, ama bunu nasıl öğreniyorsunuz? Nereden öğreniyorsunuz? Nasıl öğreniyorsunuz? Bu çok önemli. Benim önerim öğrenin. Hem de süpervizyon altında da en Yani. iyi şekilde uygulamaya çalışın. Yoksa 30 tane şey öğreneceksiniz. Bunları hiç doğru, şöyle söyleyelim, yüksek uygulama güvenirliğiyle uygulayamıyorsanız bunların da anlamı yok. Onun için yolumuzu aydınlatan şey ve ne yapacağımızı gösteren şey bence bilim. Bilimden şaşmayalım diye düşünüyorum ben. Sağ olun hocam. Gönül hocam, siz bir şey söylemek ister misiniz bu konuda? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani yararları görülmüş, çocuklar üzerinde etkileri saptanmış, bilimsel sonuçları alınmış bir uygulama niye kullanmayalım? Çocuklarımızın yararına olan her şeyi kullanmamız gerekiyor. Bu zaten pek çok araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Yani neden sorulduğunu çok iyi anlayamadığımı söylüyorum. Gerçekten ben de herkesin uygulamalı davranış analizinin en iyi şekilde uygulamalı biçimde öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağ olun hocam. Pek çok teşekkür var sizlere. Okumak isterim aslında, güzel mesajlar var. Vaktiniz var mı? Ülkesini en çok seven, işin en iyi yapandır diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden nice yüzyıllara. Çok keyifliydi. Geçmiş, şimdi ve gelecek perspektifinde özel eğitimi farklı boyutlarda inceledik sizlerle. Çok teşekkür ederim demiş Melisa. Çok güzel mesaj yazmış. Teşekkürler Melisa. Gerçekten öyle. Evet, Tarık Akay Demek. Bey, Gönül ve Bülbül hocalarımıza ve bu etkinliğin gerçekleştirmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi demiş. Fadime Yanaç Taylan, değerli hocalarımız, sizleri dinlemek çok keyifli ve kıymetliydi. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun demiş. Kübra Akkuş, değerli hocalarımız, çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Dinlemek çok keyifliydi. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun demiş. Samet Burak Taylan, alanda dünden bugüne neler olduğunu sizlerden dinleyebilmek çok büyük şans. Deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz hocalarım. Yeni yüzyılımızda her şey daha iyi olsun demiş. Burak Çarşambalı, çok teşekkür ederiz hocalarım. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun demiş. Aysun Çolak Hoca, kıymetli Bülbül ve Gönül hocalarım, her zaman sizi dinledikçe ayrı bir keyif alıyorum. Çok güzel bir akşam oldu. Cumhuriyetimiz kutlu olsun, sevgiler demiş. Ben de bu güzel teşekkürlerin üstüne söyleyecek daha iyi bir teşekkür etmeyi alıp bilmiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi ki Biz de bizlerleydiniz. teşekkür ederiz. Hala Biz de çok teşekkürler teşekkür ederiz. geliyor. Onur da, Onurcan Kula da aynı şeyleri yazmış. Benzer şeyleri yazmış daha doğrusu. Onur, sana da çok teşekkürler.
Ağzınıza sağlık hocalarım. Sanırım bunu daha sık gerçekleştirmeliyiz. Hem katılımcı sayısı çok yüksekti, hem çok keyifli, çok verimli bir söyleşi oldu. Bilimsel bilgiyi de aktarmayı iş edindik biz, ama bu paylaşımları yapmaya da sanırım çok ihtiyaç var. Deneyimlerden de öğrenmek adına. Bunları daha sık tekrarlayalım diye ben aklımdan hep geçirdim. Kuruluşundan devamında hem merkezin hem bölümün çok önemli görevler üstlenen iki değerli hocamızı ağırladık. Ben çalışırken de çok keyif alıyordum hocalarımla. Şimdi de onlara danışmaktan, onlarla işte gönül birliği yapmaktan, işbirliği yapmaktan her zaman çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam, zaman ayırıp geldiğiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun. 100. yıl bayramı hepimiz için çok güzel geçsin. Büyük şenliklerle kutlayalım hep birlikte. Hep birlikte hocam. Evet. Nice yüzyıllara cumhuriyetimize inşallah. İnşallah. Görün hocam. Güzelliklerle kutlayalım. Ben de aradaki kesintiler için herkesten özür diliyorum gerçekten. Kesintiler birazcık benim açımdan iyi olmak diye düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar tekrar hocam. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Sağlık. Bize bu olanağı sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Yani. Çok büyük keyif. Onurdu bizim için sizlerle birlikte olmak. Hala teşekkürler devam ediyor. Onları da nereye de yazmış. İzzettin Bey yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar evet, onlara da. Teşekkürler. Burcu Hoşçakalın. İyi akşamlar. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Çok kıymetliydi deneyimlerinizi dinlemek. Dersleriniz de öyle çok kıymetliydi. Hala aynı şekilde aydınlatıyorsunuz. Var olun. Teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Saygılarımızla hocalarım. Sağ olun. Hoşçakalın.